Özgür Şimşek işte buradaki beyefendi. O Özgür Şimşek Bey yangının başladığı günden bu yana canı pahasına yeşil vatanı koruyan yüzlerce orman işçisinden sadece biri. Hakkı ödenemeyecek kahraman ormancı Manavgat'ta yangının ortasında kaldı. Bulunduğu aracı terk etmesi için telsizden uyarı geldi. Ancak Özgür Şimşek 80 milyonun hakkı var diyerek yanan bölgeyi terk etmedi. Milyonların hafızasına kazındı. Biz Türk insanı olarak biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Son ana kadar bu bir savaştı. Savaşta her şey mübahtır. Bu da bizim savaşımız. Dediği gibi de yaptı. Son dakikaya kadar bırakıp gitmedi yanan ormanlık alanı. Gidemedi. Orman işçisi arkadaşlarının güvenli bölgeye kaç çağrısına gidemem, 80 milyonun hakkı var diye cevap verdi. Bu sözleriyle milyonların hafızasına kazındı. Ağlatan o anonsu yapan kahraman orman işçisi Özgür Şimşek'ti. Göz göre göre yaklaşan alevlere canı pahasına direndi. Araç dışında ve kendisinden uzakta olan arkadaşlarını da yanan ormanı da bırakıp gitmeye gönlüne el vermedi. Çok kez kaldım diyebilirim yangın içinde ama hep aracımla çıkabilecek yol vardı, şey vardı. Bu kadar çok sıkıntı yaşamamıştım. Yangına müdahale ettik. Yolun sonuna vardınız diye yolun kapalı olduğunu gördük. Biz de arada kısıldık kaldık. Zülküf Murat, Kaan ve Özgür Şimşek. Onlar Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızıldağ mahallesindeki yangına müdahale eden Arazöz ekibi. Bir anda alevler arasında kaldılar. Telsizle merkeze ulaşıp işletme şefi Volkan Polat'tan hava desteği talep ettiler. Alevlerin ortasında kalan orman işçisi Özgür Şimşek son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacağını söyledi telsiz anonsunda. Sesinin tınısına yansıdı çaresizliği. Bunu duyan mesai arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Özgür, helikopter geliyor, helikopter geliyor. Sen aracı terk et, koşu. Öldüğü bölgeye kaç. Benim için o zaman süreci yani hayatımda geçmeyen dakikalar diyebilirim yani. O kadar o 3-5 dakikalık bir zaman benim için bir ömür gibi geldi geçti. Yaşanan diyalog, akan bu gözyaşları, yangının ortasında can pazarında kalan orman işçileri, Zülküf Murat, Kaan ve Özgür Şimşek'in verdiği müthiş çabayı, emeği bir kez daha gözler önüne serdi. Anonsun ardından kısa sürede bölgeye helikopterle müdahale edildi. Büyük tehlike atlatan kahraman işçiler yangına müdahaleye devam etti.